Minecim hoş geldin hoş sefalar efendim, getirdin merhabalar. nasılsın çok teşekkür ederim siz nasılsınız siz sen <laughs> çok tatlı ama iki dakika ciddi olmaya çalışıyorum ama yapamıyorum yani şöyle yapamıyorum <laughs> bizi hocalarımız şunu öğretti eğer dedi ha. mesela konuğunuzu ekrana çıkarttığınız zaman onunla özel hayatınızda özel ve hakikaten samimi bir ilişkiniz varsa seyirciden de müsaade alarak sen diyebilirsin dedi konuğuna mesela. Biz böyle öğrendik hocalarımızdan. O yüzden şimdi Keşke hani, sen de eğitim varsa. Normal hayatta ben sana Hı. minecim minecim diyorum ya şimdi buraya çıkıp merhaba Mine Hanım hoş geldin. Hoş geldiniz. Yani benim dünyam kabul etmiyor böyle şey. <laughs> Minem canımın içi hoş geldin hoş bir tanem nasılsın? Güzeller güzeli Afrodit. <laughs> iyiyim. Sen misin? Nasıl... Alkan basar şimdi buraya. <laughs> Bu Selam ülkede var. bir tane Afrodit var o da Baanu Alkan. bizi izliyordur. Çok sevgilerimi gönderiyorum. Çok seviyorum gerçekten. gerçekten. Çok tatlı bir kadın. Ülkenin tek Afroditi var. Vallahi, o da vallahi, Banu Alkan. Alkan. Gerçekten. Ülkenin güzel kadını çok tabii ki. Ya yani çok... benim için mesela Hülya Avşar, Eskimeyen ve evet. tartışmasız bir güzellik. Yani ülkenin güzel hepsini kadınlarına çok ayrım. fazla. Ülkenin güzel kadınlarına, selamlar. Ülkenin var. yakışıklı erkeklerine. Aslında her kadın her erkek kendi içerisinde bir güzellik taşıyor. Kesinlikle. Kiminin kaşı, kiminin gözü, kiminin boyu, kiminin boyu posu, kiminin huyu, mahareti. Ama herkesin bir güzelliği var. Kesinlikle. Yani semada bile yıldızlar çeşit çeşit. Kimi çok parlak, kimi sarı parlıyor, kimi mavi parlıyor, kimi daha bir değişik parlıyor. Herkesin yani, rengi ayrı. Herkesin rengi ayrı. İçimizdeki o rengi çıkarmaya niyet ediyoruz biz de. En güzel halimizle, Bugün en iyi o, halimizle. Öyle olsun. Gezegenler de bize yardım evet. etsin içimizdeki o rengi nasıl çıkartalım. Vallahi gezegenler gayet iyi gidiyor. Eğer bir sıkıntı varsa sorunu kendiniz daha canım. Evet. İyi mi? Vallahi iyi gidiyor, gayet güzel gidiyor. Kız hepimiz ölüyoruz, hastalıktan yıkılıyoruz. Nereye iyi? Ha, ama onu <laughs> uyardık şimdi. şey Maddi sorun yaşıyoruz. Şöyle doğru söylüyorsun. Ama e, Nur bir şey söyleyeceğim. İyi miyiz sizce? İnan ki kendi bereketimizi ortaya çıkarmaktan başka bir çaremiz yok. Eğer çok dış hatlısın. koşullar bize hizmet etmiyorsa havlu atamayız. Dış koşulların bizi çok zorladığı anda demek ki yolumuzu değiştirmemiz gerekiyor. Yani ne diyor? Hani bir yerde artık sana bir şey hayrına e, hareket etmiyorsa diyor... ...bu arada rekayıp Kandil herkesin mübarek olsun... ...Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem... ...eğer diyor orası sana hizmet etmiyorsa, hayrına e, gelişmiyorsa olaylar... ...oradan hicret et diyor. Bu bir iş, bu bir ev, bu bir koşul, bu bir her şey olabilir. Senin hayrına hizmet etmeyen, bereketinin tıkandığını düşündüğün yerden hicret et diyor. Dolayısıyla e, dış koşullar bazen bizi çok zorluyor. Gerçekten çok haklıyız hepimiz bu konuda. Ama umutsuz olmayacağız, tavla atmayacağız... Bu arada bu hastalıklar evet bu ara çok arttı. Sen de ben de mahvolduk çektik. <laughs> atlattık şükürler olsun. Çok ağır geçti gerçekten. Evet. Çok ağır bir enfeksiyon artık neyse atlattık. Testlerde de çıkmayan bir şey. Vallahi Neden? Hastanelerin <laughs> yoğun bakımları dolu. İnanılmaz dolu. Ya Biz haftanın iki güne bir acildeydik işte. Başka bir şey çıkıyor. Baş ağrısı oluyor arkasından. Başka bir hallere giriyorsun falan. Çok şükür atlattık. Hala öksürük oluyor arada bir böyle bir tıkanma. Herkes hasta biliyorum. Neden? Çünkü hatırlarsan Aralık ayında Mars Türkiye'nin 6. evinden geçti maalesef çok üzücü olaylar yaşandı askerlerimizle ilgili bunda. evet sağlık sorunları hepsi de yaşanıyor biliyor musun takvim şu anda da diyorum ki her şey yolunda gidecek yeter ki isteyin Ay Allah her şeyi Allah sağlama alabilirsiniz ha bireysel yaşantınızda ben şuna çok inanıyorum Allah mesela diyor ki sana bunu hayatından çıkart diyor bunu sana nasıl söylüyor o insan sana bir hata yapıyor yenilir yutulur bir hata değil affediyorsun sonra 2-3 ay sonra 5 ay sonra neyse bir daha yapıyor yine affediyorsun. Bu bir çalışanın olur, eşin olur, arkadaşın olur fark etmez. Sen daha da beter duruma düşüp onu artık hayatından çıkaran kadar o sınav bitmiyor. Dolayısıyla eğer bir şey sizi tıkıyorsa, önünüzü kapatıyorsa, mutsuz ediyorsa bu siz kendiniz de olabilirsiniz. Bazen insan kendi kendinin önünde engeldir. Bağımlılıklarıyla, hatalarıyla. Doğru. Eğer bir şeyi değiştirmeniz gerekiyorsa işte bugün tam zamanı. Normalde biz yeni aylarda hemen böyle yeni ay günü harekete geçmeyi tavsiye etmeyiz. Sebebi de şu. Yeni ayda ay Güneş'te kavuşur, kucaklaşır ve ay yanar. Güneşe hmm. çok aynı derece ve dakikada buluştuğu için düşünsene güneşin dibindesin. Yanıyor, ay da yanıyor. Diğer gezegenler de yanıyor güneşle kavuştuğunda. Dolayısıyla ay yanarken biz objektif olamayız. Mesela yeni ay günlerinde her şey spontan gelişir. Hani derler ya yeni ay yeni başlangıçlar. Yeni ay günü ne zaman? Bugün. Yani bugün. Ha, o süper. Yeni ay yeni başlangıçlar diyoruz ya. E, dolayısıyla... Bu yeni başlangıçlar çoğu zaman spontan olur, kadersel bir şekilde olur. Fakat Oğlak burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Bunun avantajları da var, dezavantajları da var. Avantajları şu, hayatımızdaki birçok konuyu ciddiyete bağlayabilir, sağlama alabiliriz. Mesela bu aralar aşık olanlar, sevenler daha ciddi buluşmalar için birbirleriyle karşılaştılar. Hmm. Geçenlerde biri bana sormuş, bir astrolog arkadaşımız demiş ki Aralık ayı için işte bu aralar karşılaştığınız kişiler sizin kadersel eşiniz olabilir. Katılmıyorum. Aralık ayı böyle bir ay değildi o kadar bulanık bir aydı o kadar insanların sözünü tutmadığı hastalıkların aldatmaların kol gezdiği bir aydı ki kesinlikle katılmıyorum ama bu ay işte tam böyle bir ay bu yeni ay ile beraber hayatımıza giren insanlar bizim yuva kuracağımız evleneceğimiz mesela iş yapıyorsunuz sağlam ilerleyeceğiniz insanlar olabilirler Aralık ayında hayatınıza yeni biri girdiyse iş için ya da aşk için o insana hemen güvenmemenizi tavsiye ederim ama Ocak böyle bir ay değil. Hele ki yeni ayla beraber öyle sağlam, ciddi adımlar atmaya doğru gidiyoruz ki. Peki mesela eskiler geri dönmüşse? E, Aralıkta mı? Yok, şimdi Ocak'ta. Dönebilir. dönsün’e dönsün, dönebilir. Dönsün. Bu arada dönsünler, dönebilirler. Ocak'ta <laughs> eskiden dönenlere şans verebilirsiniz, evet. Şimdi bu arada çok keskin konuşmayı sevmiyorum. Bu aralar insanların da sosyal medyada, televizyonda en çok şikayet ettiği şey bu. Şunu sakın yapmayın falan diyoruz ya, çok sıdırlayıcı oluyor. Eskiye de şans verebilirsin. Eğer hala kalbin onun için çarpıyorsa, onun da seni sevdiğini ruhun biliyor ve hissediyorsa ve gerçekten aranızda köprüleri çok büyük yıkacak kötü olaylar ya yüzünüze Yaşamadıysan, bakamayacağız yaşamadıysanız tabii ki de şans verebilirsiniz. Ama bunu genelde retrolarda çok tavsiye etmiyoruz. Çünkü yine işler başa sarıyor. Şu anda eskiden gelenler olursa şans verebilirsiniz. Hayatınızda ilişkilerinizi ciddiye sağlama alabilirsiniz. Normalde Ay Oğlak'ta rahat edemez çünkü bize sürekli sorumluluklarımızı hatırlatan, üstümüze üstümüze garabet gibi çöken bir enerjiyi yayar. Şu anda herkes, özellikle sorumsuz insanlar için çok zor günler. Hı hı. Mesela ödevini yapmayan öğrenciler için üstlerine bilecek her şey. Ondan sonra var ya Şubat tatilinde fena yani hiç tatil yapamayacaklar belki ders çalışmaktan. Çünkü sorumsuzlar için sorumlulukları böyle üstlerine karanlık enerji gibi çökerten bir zaman. Evine bakmıyorsa, eşine bakmıyorsa, çocuğuna bakmıyorsa böyle insanlar için ceza ve yaptırımlar olabilir. Ama sorumluluk sahibi insanlar için harika bir süreç. Biraz dişlerimiz, kemiklerimiz, cildimiz zayıf olabilir bu süreçte. Biraz desteklemekte fayda var. Dişinizi falan yaptırmak istiyorsanız tam zamanı harekete geçebilirsiniz. Vücudunuza böyle kalıcı, güzel bir değişim, estetik bakım yaptırmak istiyorsanız harekete geçebilirsiniz. Ve gerçekten her şeyin ciddiye bağlanabileceği sağlam bir süreç olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani kalıcı değerler elde etmek için zaten Mine'nin bütün uyarılarını, işte önlemlerini ekranda getiriyor arkadaşlarımız. Her şey önümüzde olacak. Evet. Yeter ki bizim farkındalığımız yüksek olsun, Aynen. bunları görüyor olabilelim eee işe yarayan sağlam güvenli kararlı faydalı olan ayağa yere basan kazanacak. Evet. Dönemde. Çalışkan insanlar için harika bir süreç. Böyle, böyle yıllardır uğraştığı, aylardır uğraştığı işleri harekete geçirmek isteyenler için harika bir süreç. Ve ben şu sözü çok seviyorum. Gerçekten hani bu genelleme olabilir. Doğru duvar yıkılmaz. Doğru insanlar sarsılırlar, sallanırlar. Belki üzülebilirler. Belki siz onları biraz üzebilirsiniz ama onları yıkamazsınız. Tamam. Çünkü doğru insanlar her zaman sağlam istikamette devam ediyorlar. Allah da onlara yardım ediyor. İşte tam öyle bir süreç. Doğru insanların zamanı, doğru ilişkilerin zamanı. Ne demiş? Doğru ok yanlış menzil almaz. Aynen. O gider... Vay, evet, aynen öyle. Ee, hedefini mutlaka bulur. Şimdi bir de tersi var. Eğri yaydan doğru ok çıkmaz. Doğru. <laughs> <laughs> Bir de ters var. Doğru. <laughs> Bir de öyleleri var. Aman Allah uzak Allah ya Allah eğrileri bak müba mübarek kandil evet. gününde söylüyorum. Öncelikle Allah çocuklarımızın hayatımızdan uzak tutsun. Çocuklarımızın, sevdiklerimizin hayatından, bizlerin hayatından uzak tutsun. Allah evlatlarımızı her gün... Hayırlı ve iyi insanlarla karşılaştırsın. Yürekten amin diyorum. Hangi birimizin etrafında, evladımızın etrafında kötü, haris, kötü düşünceli bir arkadaşı tez varsa tez uzaklaştırsın. Allah onları uzaklaştırsın. Bir anne duası bu. Vallahi ben amin. biliyorum ki şu anda anneler de bana amin, amin diye eşlik ediyorlar. Çünkü en büyük gerçekten bu hayattaki kaygımız evladımız. Aynen. Allah, Allah, Allah evladımıza sınam, sevdikleriyle sınamasın. sınamasın. Her birimizi de iyi insanlarla karşılaştırsın. Evet bugün de yeni ay doğuyor ve Regaib Kandili'ne denk geliyor ya enerji de çok güzel. Bence bol bol dua etsin herkes bugün. bugün. Bu sabahtan beri vallahi kalktım yemin ediyorum herkes için dua ediyorum. İşte bak içinden Bilmiyorum geliyor. Bilmiyorum ama ben yeni ay falan oldu yani ben bugün Regaib Kandili diye. Yeni ayda insanlar içgüdüsel hissediyor ama gerçekten. Evet demek ki öyle bir şey evet hissediliyor içten ve içe, içe hissediyorsun. Bugün çok çok dua edelim, iyilikler yapalım, sadakalar verelim. Çünkü hani bana bazen soruyorlar işte... Kötü karma dediğimiz şey var ya geçmişten önümüze gelen şeyler. Hı hı. Mesela durduk yere işlerimizin ters gitmesi. Bunun diyor nasıl engel olabiliriz? Hesapsız iyilik yapmak bu felsefelerde var. Hesapsız tanımadığın insanlara. Mesela akrabalarınıza, yakınlarınıza çok iyilik yaptığınızda bazen ters dönebiliyor ya da size bu görev haline gelebiliyor. Üzülebiliyorsunuz. Tabii ki onlara da yardım edin. Ama hiç tanımadığınız ve ihtiyaç sahibi insanlar hani yap bırak gibi. Yap bırak dön. Yap bırak dön. İlgilen, dokun hayatına. Sonra arkana bakma. İşte bu iyilikler insanın, hani yedi göbek sülalesinden gelen karma diyorlar ya, onların hepsini temizler. Hesapsız iyilik. Aslında iyilik, iyilik dediğimiz şey biz karşımızdaki için yapıyor olsak da kendimiz için yapıyoruz yani. Kesinlikle. İyilik yap, denize at, halik bilmezse malik bilir mi? Yanlış. Halık doğru. bilmezse balık bilir. Yani yaratan <laughs> bilmezse balık bilir diye. Ben de öyle bir şey biliyorum. Ama işte o da doğru yani. <laughs> Hangisi doğruysa onu kabul Olsun, edin. Doğru söyledin. Yani hani. o da doğru. Hal, hal, halık bilmezse balık bilir. Halik bilmezse. Balık bilmezse, halık Balık, bilmezse ha. 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 Balık bilmezse halik bilir. Balık bilmezse halık bilir. Balık bilmezse halık O kadar doğru ki. <laughs> Oldu. Geçen gün bir arkadaşım yazmış diyor ki iyilik yaparken diyor eğer işte bu iyilik illa benim yararıma olsun veya işte bana karşılık versin veya ben ona iyilik yaptım bak bana böyle yaptı diyorsanız diyor gerçekten iyilik yapmıyorsunuz. O iyiliği kendiniz için yapıyorsunuz. Tabii. Aslında son tahlilde herkes iyiliği de kendi için yapıyor ama Düşünmemek lazım çok ya ben ona iyilik yaptım bana kötü yaparsa yapsın onun bileceğim Aynen. şey Allah görüyor demek lazım İşte o sözde onu çok güzel karşılıyor Aynen devam evet hadi enerjimizi yükseltelim yeni güne başladık bir de bugün yani çifte mutluluk var hem yeni ay var hem de çok mübarek bir gündeyiz evet. regaip kandilindeyiz Hem kandil mübarek hem yeni ay enerjiler güzel e daha ne olsun duaların kabul olmaması için bir neden yok kalbimiz temiz Aynen. değil mi? Ee, en temiz duygularla dua ediyoruz. Varsa bir hatamız da af dileyelim. Yapmamaya niyet edelim. Tam zamanı. Enerjimizi yükseltelim. Evet. Şimdi gezegenler hepimizi uyarıyor. Ve bu noktada da biliyorsunuz yaptığı yorumlarla Türkiye'de gündemi belirleyen bir astrolog Mine Ölmez. Hepinize yorumlarını çok önemsiyorsunuz. Ben de sizin gibi valla çok merak ediyorum. Her perşembe günü Mine bugün ne diyecek diye. Hadi bakalım. Efendim koçlarla başlıyoruz. Koçlar ve yükselen koçlar. Ee, bugün ayrıca ee, bir hediye vereceğiz seyircilerimize. Üç tane verelim. Ya ben senin gönlünü severim. Üç tane, üç tane benden sürpriz kutu. İçinden artık neler çıkacak göreceğiz. Story dağıtsınlar bakalım. Ya seni yiyeceğim vallahi billahi. Bak üç tane Sürpriz kutu ama ben içinde bir tanesinin ne olduğunu biliyorum. Çok güzel. Evet. Dileğiniz gerçek olsun inşallah. İnşallah. Ee, bunun için ne yapmanız çok gerekiyor? Çok seviyorum hediye vermeyi. İnanılmaz seviyorum. Noel anne gibi böyle her yerde elimde hani ça şeyleri yaşlı dedeler taşır ya, ya böyle. severim seni. Ben Bak bir ben şey veriyor bir de vallahi üç helal kişiye, olsun. çok sana. seviyorum. Nasıl yapalım? YouTube'dan verelim. Evet, YouTube'da izleyip yorum bırakan yine siz seçin. Şimdi ben karışmayacağım. Bu programımız e, burada Nur Viralli Hayat'ta her şey var kanalı görüyorsunuz. Ee, bir tıkla da abone olmanız gerekiyor. Ee, öyle hani bir şey için abone olmakta hani bir para mara böyle bir şey değil. Sadece bir tuşa basıyorsunuz abone oluyorsunuz. Aynen o kadar öyle. yani bir şey yok. Ee, abone oluyorsunuz. Ee, Mine ile benim bu e, yayınımız biz programdan çıktıktan bir buçuk saat sonra falan buraya yükleniyor. Videonun altına yorum bırakıyorsunuz. Mine'den tam üç kişiye önümüzdeki perşembe gününe kadar talihlileri açıklayacağız. Ve içine yonca kolye de koyacağım. Hadi bakalım. <laughs> Ay kutu gelecek bak kutu. Sürpriz kutusu. Ve onları bize ama şey yapmanız gerekiyor. Kutular size ulaştığı zaman o üç talihli seyircimiz e, video çekip gönderecekler. Önümüzdeki hafta da yayınlayacağız. Evet. Kime, Kime gittiğini. bile, herkes Çünkü burada görsün. biliyorsunuz benim programımda asla ve kat a torpil yok. Gerçekten her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. Aynen, Dolayısıyla üç seyircimizden de görüntü alacağız, tamam mı? Şimdi sevgili koçlarla başlayalım. Videomuzun altında yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Koçlar ve yükselen koçlar. Darararam. Evet, kararlı ve emin adımlarla başarı dolu kaderine yürüme zamanı sevgili Geldi. koç. Önünde senden başka hiçbir engel olamaz gerçekten. Kendi önünden şöyle e, fevri kararlar vermezsen. Çekilirsen kendi önünden bu anlamda. Rahatlarsan, birazcık gevşersen senin için başarı olmak kaçınılmaz. Gerçekten bu dönem senin için çok güzel başarılar vaat ediyor. Avantajlarına baktığın zaman bir kere kariyer hayatında, iş hayatında çok büyük bir parlayış. Hatta bu nasıl bir parlayış biliyor musun? Ee, biliyorsun hani çabuk yükselen çabuk düşer derler ya. Öyle bir şey değil bu. Sabırla, emekle, örüm örüm ördüğün o duvarların artık iyice yükseldiği bir süreç. Başarının seni kucakladığı bir süreç. Eğer ki sağlam bir şekilde emin adımlarla ilerlemek istiyorsan başlangıçlarını yapmanın tam zamanındasın. Gerçekten bu süreçte emin adımlarla ilerleyip sonunda büyük bir parlayışa nail olabilirsin. Kesinlikle rüzgarı arkana al ve ilerle de diyorum sana. Bunu tavsiye ediyorum da. Fakat tek problem ne olabilir? Aile içerisinde özellikle anne, aile büyükleri, eşin ailesiyle alakalı konularda bazı sıkıntılar, yorucu durumlar olabilir. Bunlar seni birazcık engelleyebilir. Bir de Üstlerin otorite pozisyondaki ya da yönetici pozisyondaki kişilerle zıtlaşmamaya bu süreçte dikkat etmelisin. Önümüzdeki 15 günlük süreç aslında bir haftalık bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu böyle patron yönetici figürlerle zıtlaşmamasın. Bir de resmi makamlarla ilgili yerine getirmen gereken görevlerin varsa ne bileyim askerlik başvurusudur, yoklamadır erkeksen ya da ne bileyim patronuna sunman gereken bir projedir, devlete vermen gereken bir belgedir, bedeldir bir şeydir. Bunları lütfen ihmal etme. Bunlar da zayıf tarafların buralara dikkat etmen gerekiyor sevgili koç. Ama bir düzen kurmak, yaşam planını oluşturmak, yaşayacağın yere, iş yapacağın yere karar vermek, iş ve girişimlerini harekete geçirmek konusunda son derece avantajlısın. Haftaya birazcık koçlar şöyle başlamış olabilir. Özel hayatlarında veya iletişim konularında hukuk, eğitim, seyahat gibi işlerde böyle pek umduklarını bulamamış olabilirler. Hafta başında böyle bulanık bir enerji vardı gerçekten. Ama hafta ortası itibaren bu durum biraz daha fazla değişmeye başladı. Lehinize dönmeye başladı. Aşk hayatınızda da olumlu bir süreçten geçiyorsunuz. Şu anda Venüs size çok güzel destek veriyor. Parlamanız, giyiminiz, kuşamanız, ışıldamanız için şans sizinle. Lütfen kendinizi yalnız hissetmeyin. Bu arada seninle 2024 yorumları yapmıştık. Orada böyle bol keseden koçlar çok şanslısınız. Kuzey Aydın Burcu'nuzda dememiştim hatırlarsan. Sebebi şu arkadaşlar her yıl bakın ben bir astrolog olarak söylüyorum. Her yıl, her ay, her gün, her yeni ay insanlara avantajlar ve dezavantajlar getiriyor. Hiçbir şey hiç kimse için pürüzsüz, mükemmel olmuyor. Değil. Mesela o yıl evleniyorsunuz ama aynı zamanda bir kayıp verebiliyorsunuz. Çocuk sahibi oluyorsunuz ama aynı zamanda bir sağlık problemi yaşayabiliyorsunuz. Allah hiçbir zaman bizi sorunsuz, pürüzsüz, o zenginlik bir anda diyelim öyle bir şey yok. Dünya hayatının gidişatına aykırı zaten. Dolayısıyla böyle uyardığım zaman da içinizi karartmayın. Olumlu ve olumsuz taraflarını aynı anda görün. Çünkü bazı insanlar algıda seçici sadece olumsuz şeyleri görüyorlar. Evet, siz bu yıl gerçekten şanslısınız. Kendinizi parlatmak konusunda, geleceğinizi kurmak, inşa etmek konusunda. Bak bu çok önemli bir cümle. Geleceğinizi inşa edeceksiniz bu yıl. Ne demek o? Ömürlük yaşayacağınız insanı bu yıl bulabilirsiniz. Aynı güzel. Ömürlük yapacağınız işi bu yıl bulabilirsiniz. Bu yıl bir ün, şöhret, başarı kazanabilirsiniz ama bu Satürn'ün 12. evinizde olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Yani iç dünyanızda yavru bir kedi gibi böyle sevgiye, ilgiye, şefkate muhtaçken dışarıda böyle aslanlarla mücadele ediyor olabilirsiniz. Bazen insanın desteğe ihtiyacı vardır. Ben bunu koçlara söylüyorum. Ki yaşam enerjisi bu kadar güçlü olan bir burç olmanıza rağmen son zamanlarda özellikle 2023'ün Mart'ından itibaren depresif duygularınız çok artmış olabileceği için size tavsiyem şu. Uzman kalbine, ruhuna güvendiğiniz çünkü her uzman da uzman değil. Bunu da artık hepimiz biliyoruz. Her eğitimli insan da eğitimli gibi davranmayabiliyor. Ruhunuza iyi geldiğine inandığınız eğitimli, sağlıklı uzman görüşü alın. Depresyondaysanız terapi alın. Yolunuzu bulamıyorsanız, nereye gideceğinizi bilemiyorsanız, içinizde çok duygusal hissediyorsanız destek alın. Gerçekten şanslısınız bakın. Ama ruhunuzda bir yaralanma olabilir. Bunu da ihmal etmemeniz gerekiyor ve bağımlılıklarınızdan Acilen kurtulun. Bağımlılıktan kastım illa yeme içme bağımlılıkları değil. Yanlış insanı sevmek, yanlış ilişkide ısrar etmek veya sürekli paranoya yapmak, uyuyamamak... ...bu da bir e, rutine döndüyse bu bağımlılıktır ve bunlardan kurtulun. Şanslı mısınız? Çok şanslısınız ama bazı problemler var. Onları da çözerek ilerlerseniz şansınız çok açık bazı olacak. Bazı problemlerden kastında mesela. Ruhsal sorunlar. ruhsal sorunlar. Mesela kayıplara üzülmek, kendini hmm. sürekli bir baskı altında hissetmek... Ee, bunu çeşitli olarak koçlarda görüyorum, etrafımda da veya konuştuğum, görüştüğüm insanlarda da. Böyle bazıları kayıplar yaşadığı için, bazıları aldatıldığını öğrendiği için, Oo. bazıları ihanetten dolayı. Bazıları gerçekten herkes beni kıskanıyor, kimse beni sevmiyor tribine girmiş. Bu bir ruh, ruhsal sıkıntı aslında. Böyle zamanlarda her şeyi kendi başınıza yapamayacağınızı hatırlayın. Bin bilsen de bir bilene danış demişler. Tam öyle bir zamandan geçiyor. Sevgili koçlar her şeyi siz çözemeyebilirsiniz. Bazen de bırakın gitsin. Ya mukaddim, Salmak ya lazım. kebir. Allah'ım işlerimi büyüt, kariyerimi büyüt diye niyet etmenizi tavsiye ederim. Kariyerimde beni büyüt, işimde parlat, başarılar Amin. ver şeklinde zikrederseniz çok faydasını göreceksiniz. Özgüveninizin artmasına da vesile olacaktır. Evet, koçların muradı olsun inşallah. Gön evet. Gönüllerinden evet. ne geçiyorsa. Artısıyla eksisiyle söyledim vallahi. İş hayatında, özel hayatında canınız ne istiyorsa, gönlünüzden ne geçiyorsa Allah iki katını versin size. Amin. Boğalar ve yükselen boğalar. Enerjinizi yükseltin boğalar. Çok çektik, çok çektiniz. Hep beraber çektik, inledik, ağladık, yere yapıştık. Tutulmaları atlattı boğalar. Yani helal olsun <laughs> boğalara. Çıktınız o tutulma girdabının içinden. Ha, en son tutulmanın etkisi hala devam ediyor mu? Hayrınıza devam ediyor. Gerçekten. Tutula tutula ne hale Evlenmenizi geldik. bekliyoruz boğaların. Taktın. Tabii. Ona göre kıyafet bakacağım. <laughs> Ona göre hazırlık yapıyorum. Bana evet. <laughs> geçen gün diyor ki... Bekliyorum diyor. Mayıs gibi senin düğününü bekliyorum. Evet valla bir şey bekliyorum senden. <laughs> Hadi bakalım. Ya şöyle bir kadın Allah'ın aşkına. Bekliyorum canım. Venüs de boğada, Jüpiter boğada. Venüs ve Jüpiter dönüşünü aynı anda yaşayacak. Herkes de kına benim beraber. Bir şey yapacağım. söyleyeceğim. Güneş dönüşün, Venüs dönüşün, Jüpiter dönüşün evet. aynı ana denk geliyor. Senden çok önemli bilgiler, bomba haberler ve müjdeler bekliyorum. Hadi bakalım. <laughs> evet. Mayıs'a kadar daha var. Allah büyük. Aynen öyle. Görüşeceğiz. <laughs> Evet yeni yollar, yeni yerler, yeni fırsatlar boğalara. Başarı dolu bir yolculuğa hazır mısın? Boğalar çok önemli kararlar veriyor. Kimi hayatımda devamlı <laughs> tutmalıyım? Kiminle yol yürümeliyim? Kim benim partnerim olmalı? Kim benim yol arkadaşım olmalı? Kim benim iş arkadaşım olmalı? Boğalar bir kere çok zeki insanlardır. Ama bu zekalarını sizin üzerinize, üzerinize sürekli sizi yakalıyormuş gibi hareketler yapmazlar. Sessiz, sakin ve sabırlı ilerlerler. Bu aralar her zamankinden daha sabırlılar. Ama çok sabrettikleri ...vefasız insanları hayatlarından böyle tıkır 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 çıkaracaklar. Çıkar, çıkardılar, çıkarmaya da devam edecekler. Önümüzdeki süreçte arkasından konuşan, yalan söyleyen, kalbini kıran insanlarla ilerlemek istemeyecek. Bu eşi de olabilir, ortağı da olabilir, çok yakını çok da olabilir, ama. kardeşi bile olabilir. Bakın çok samimiyetle söylüyorum. O yüzden boğaların sağlam kararlarla, çok sağlam adımlarla ilerlediği bir süreç. Bu ara çok fazla yolculuk yapabilirsiniz. Bir sürü yol ve seyahat planınız olabilir. Kardeşleriniz ve akrabalarınızla ilgili sorumluluklar almanız, onlara destek olmanız gerekebilir. İletişim, medya, basın, yayın, ticaret gibi konularda harekete geçebilir ve çok büyük başarılar elde edebilirsiniz. Bolluk, bereket, kısmet kapılarınızın çok açık olduğu bir süreçten geçtiğinizi söyleyebilirim. Bu süreçte sadece harcamalarınızla alakalı önünüzü göremiyor olabilirsiniz. Ev almak istiyor, ev satmak istiyor, bir mülk edinmek istiyor, bir yerleşim ya da araba almak istiyor, belki bir mülk edinmek istiyorsunuz ama bunu e, maddi olarak çok tasarlayamıyor olabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde işin maddi kısmında da gayet şanslı bir sürece gireceğinizi söyleyebilirim. Sadece bu neye dikkat etsinler? Kendilerini yıpratmamaya, onları kıskanan, onlara zarar vermek isteyen insanları erken fark etmeye ve yanılmadıklarından emin olsunlar. Evet sezgileri çok güçlü bu aralar ama bazen insan hani güler yüze tatlı dile kanabilir. Kendinizi kandırmayın diyeyim. Bir insanı kimse kandıramaz biliyor musunuz? Bir insan kendi kendini kandırır. Her şey görünüyordur belki görmek istemiyordur. Aynen. Kendinizi kandırmayın. Gerçekleri olduğu gibi görün sevgili boğalar. Kendinizi buluyorsunuz. Aşk hayatınızda da ilişkilerinizde de çok ciddi adımlar atmaya çok yakın görünüyorsunuz. Önümüzdeki 15 günlük süreçte gerçekten ciddi ilişkiler, evlilik, nişan bu tip teklifler alabilirsiniz veya siz teklif edebilirsiniz. Ve gerçekten ticarette, çok başarılı olabilirsiniz. Benim tavsiyem onlara reklam. Mesela işleriyle alakalı her ne iş yapıyorlarsa. Ne iş yapıyorsanız yapın, onunla alakalı reklam vermenin, tanıtım yapmanın, duyuru yapmanın tam zamanı. Lütfen işinizi, kendinizi güzel tanıtın. Biraz daha ciddiye alın. Mesela olmaz, yapamıyorum demeyin. Konuşun. İnsanlar sizin yüzünüzü görsün, sesinizi duysun. Kendi reklamınızı kendiniz <laughs> yapın. İşinizi büyütmenin tam zamanı çünkü. Özellikle sosyal medyayı, interneti Etkin kullanın, gerekiyorsa bir web site açın, bunları yapmanızın tam zamanı. Ve bir işle, bir eğitimle çok büyük başarı elde edebilirsiniz. Lütfen bu aralar eğitime de sıcak bakın. Mesela merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz bir iş varsa, bir konu varsa, bununla alakalı güzel bir şekilde derinleşebileceğiniz eğitimler alabilirsiniz. Ve bu eğitimler size meslek olarak geri dönebilir. Eğitim, öğretim, üniversite başarısı, akademik başarı, hukuki konularda da son derece şanslı ilerliyorsunuz. Hayatınızı sağlam temellere oturtmak için önünüzdeki 15 günlük süreç size çok güzel fırsatlar vaat ediyor. Ev alım satımı değişimi de dahil. Evet. Bilgiye gelişime açık ol. Merak ettiğin konuların eğitimini al. Bak bu çok önemli tekrar ediyorum. Ya Fettah Ya Rezzak. Bunlar sana çok iyi gelir. Zaten bereketi yoğun olan bir yapıya sahipsin. Genel olarak boğalar öyledir. Ya Fettah Ya Rezzak diyerek kısmetinin açılmasında niyet edebilirsin. Şimdi çok gezeceksin dedin ya. E Hemen onu söyleyeyim biliyorsunuz tüm Türkiye'yi geziyoruz Banu Noyan Organizatörlüğü'nde. Allah'ım ee, haritam nasıl çalışıyor solar haritam. Şimdi Mine dedi ki bana ya dedi çok tuhaf dedi haritama bakıyorum dedi bu sene çok geziyorum nereye gezeceğim ki dedi öyle Ay, bir yere evet. de gezmeyeceğim dedi hayret dedi. Bak, ben yemin ederim beni de kimse çıkaramaz yani çıktım da şey, giremem öyle şey. Bir Mine öyle eve girdim bunu <laughs> iple, iple falan urganla çekmen lazım yani. <laughs> dedi ki bana ya nasıl çok gezeceğim dedi haritamda öyle bir şey gözüküyor dedi sonra işte sevgili Banu oyan izliyorsa evet, buradan sevgili bağunucumdan sevgiler gönderiyorum böyle bir e, projeyle e, işte karşılıklı oturduk anlaştık bir de diyor ki tamam şimdi anlaşıldı niye çok gezdiğim diyor şimdi geçen haftalarda Sakarya'daydık biliyorsunuz evet. Kayseri <laughs> 20 Ocak'ta size geliyoruz. Kayseri'den Kayseri. bizi izleyen herkese sesleniyorum. 20 Ocak Cumartesi günü Kayserilerle buluşuyoruz. Banu Noyan Organizatörlüğü'nde ve Türkiye'nin <laughs> dört bir yanını geziyoruz. Vallahi nereye gelmek istiyor yani nereye gelmemizi istiyorsanız sevgili Banu Noyan'a yazın, oraya gelelim. Evet, Değil mi? aynen öyle. Türkiye'nin dört bir yanını gezeceğiz. O yüzden dedin ya boğalar içinde çok gezeceksin diye. Aynen öyle. <laughs> Aynı şekilde. Benim de öyle bir alanım işte. Aktif hayret ediyorum ya. Hiç şaşmıyor, hiç. Çok bildim ama sana ya. Bana diyor ki o gün beni aramış. Tamam şimdi buldum. Niye evet, bu kadar gezdiğimi diyor. Ben bu gelecekmişim demek ki. O yüzden Türkiye'nin de solar haritası bu sene güzeldi. Hadi bakalım. Güzel şeyler ümit edelim. Hadi İyi bakalım. düşünelim. İnşallah. Ee, 20 Ocak'ta Kayseri'deyiz. Bir kez daha söylüyorum. 20 Ocak. Cumartesi günü Kayserilerle buluşuyoruz. Efendim ikizler ve yükselen ikizler darararam. Evet. Uzaklığı yakın eden kalbin ve çok güçlü sezgilerinle ruhunun rehberliğine güven. Bir kere bir şey söyleyeyim mi? İkizler burcu çok değişik bir burç gerçekten. O kadar zekiler, o kadar değişik bir sezgi güçleri var ki gerçekten bir bedende iki ruh taşıdıklarını da ben çok eminim bu arada. Bir bedende iki ruh taşıyorlar. Bir taraf karanlığa çok güzel hükmediyor, bir taraf aydınlığa çok güzel hükmediyor ve gerçekten böyle batıni ilimlerde, sezgiye dayalı ilimlerde ikizler burcu çok başarılı oluyor. Daha da enteresan bir şey söyleyeyim. Normalde biz astrolojide güzelliği Venüs'le ilişkilendiririz. Hı, hı. E, parlaklığı Venüs ile ilişkilendirir. Ama çok ilginç bir şekilde dünyanın en güzel kadınları hep ikizler burç. Angelina Jolie'den tut, e, siyah Kuğu'da oynayan, Black Swan'da oynayan, işte hatırlamadım adını. O kız. Türklerden yok mu kimse İkizler? Var. İpek Çöz var buradan ha. çok sevgilerimi gönderiyorum çok güzel bir kadın güzel ilk bir aklıma kadın, gelen. Hakikaten. Yani <laughs> şu an saysam diyeceksin ki hakikaten yani bir bak ikizler kadınları inanılmaz güzel oluyor. Kim oluyorlar. var acaba başka ünlü ikizler Türklerde? Ben hepsini biliyordum da şu an hepsini bildiğim her şeyi unuttum. Neyse, bakarız. Ve bakın, inanamayacaksınız gerçekten. Dünyanın ve Türkiye'nin de öyle en güzel kadınlarında ikizler etkisi göreceksiniz. Nasıl bir cazibeleri var? İkizler erkeklerinin de öyle cazibeleri var, olmaz çalar. <laughs> Niye öyle diyorsun olmaz ya? Olmaz çalar. Ay, ikizler. İkizler erkeği iyi Aa, olanları. ben çok severim ikizler erkeğini. Ay, bir kere bir şey severim. söyleyeceğim. Ay. Asla ikizler erkeği çok zeki Allah ve Allah. çok sempatik oluyor bence. Allah, çok aşk insanı bir sadakat dolu. Evine bağlı, eşine He. bağlı tabii. Çok sadakatlidir ikizler. Ama ikizden. öyle deme şimdi ikizler kocası olan üzülecek. Sen ikizleri anlatsan hayatım ikizler erkeğiyle nedir derdin? <laughs> Ay ikizler erkeği özür dilerim sizden. Yani böyle eşine evine bağlı olanları tenzih ediyorum. Ama ikizler erkeği evlilik adamı değil yani bunu artık bütün cümle alem biliyor. Genelleme yapmayalım yine de. Tabii ki haritasında bir boğa etkisi, bir yengeç etkisi, bir oğlak etkisi varsa Taş çıkartır benim. Bu arada yani. bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ayda kulağıma diyor ki Naomi Campbell var. Adriana Lima var. Ayda ben Türklerden kim var diyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir tek tek O da çok güzel zaten. Aklıma başka kimse gelmedi. Bizden. <laughs> Fahriye Evcen varmış. Fahriye Evcen. Tabii Doğru. ki nasıl, nasıl unuturum güzel ya. Bir kadın. Çok güzel bir kadın. Gerçekten öyle Fahriye Evcen. Birce Akalay. Aa, evet. Güzel, evet. Şahane. Efsane. ya Gerçekten şahaneler. Bak baktığın Zamanı zaman diyorsun ki Allah'ım bunlar Merkür'ün çocukları nasıl kim bu kadar var? güzel. O Sıla Gençoğlu. Sıla. Evet hepsi çok de güzel. çok karizmatik yakını. Güzellikten ziyade çok karizmatik. İkizler kadını çok güzelmiş Bak ya. Bak şimdi vallahi. sayınca diyeceksin ki nasıl oluyor tabii, bu kadar tabii güzellik. İnanılmaz şimdi güzeller. Evet ikizleri çok de çekiciler. bu arada güme götürdük yani. Götürmedik iltifat ettik ama. Ama güzel ne, sözler ikizlere söyledim. bir şey söylemedik. Güzel ya, sözler söyledik. Şimdi bu kadar zekisiniz, bu kadar güzelsiniz, enerjiniz bu kadar yüksek kalbinizin rehberliğini kesinlikle güvenin. Kadın olun, erkek olun fark etmiyor. İkizler ve yükselen ikizler. Resmi işlerde ve maddi konularda bir başarı elde edebilirsiniz. Eğer maddi bir sorununuz varsa, mesela aylardır bir ne bileyim e, paranızda bir tedbir olabilir. Ne bileyim ya da banka borcunuz olabilir, kredi borcunuz olabilir. Miras almak için bir mücadele veriyor olabilirsiniz. Ne için mücadele ediyorsunuz? Para konularında harekete geçin. Resmi olarak başvurularınızı yapın. Kredi borç desteği lazımsa resmi olarak başvurularınızı yaparsanız bu süreçte çok sağlam bir şekilde destek alabilirsiniz. Maaşa bağlanmak, emekli maaşını bağlatmak ya da parayla alakalı çözülemeyen ne işiniz varsa bugünden itibaren 15 günlük süreçte gayet rahat çözülebilir. Fakat haftaya özel hayatlarla ilgili hiç tatlı başlamamış olabilirler. Özel hayatınızla ilgili Böyle pazartesi sabahına bu hafta şöyle uyanmış olabilirsiniz. Zabağına. Ben ne yapacağım? Zabağına. <laughs> Allah'ım ben ne yapacağım acaba bu ilişkide? <laughs> Evliliğe mi gidecek? Ayrılığa mı gidecek? Bıraksam mı? Boşasam mı? Ayrılsam mı? Özgür ruhluyum, dayanamıyorum, sıkılıyor muyum diye böyle bunalımlar geçirmiş olabilirler. Pazartesi ve salı sizin için zor geçmiş olabilir sevgili ikizler. Ama artık bu durum değişiyor. Ee, bir de Venüs Neptün kareniz kaldı ilerleyen günlerde. O zaman da bir sizi iyi edeceğim. Onun dışında gerçekten özel hayatınızla ilgili şansınız çok açık. Bazıları aldatıldığını bana yazanlar da oldu bu arada. Aldatıldım diye. Aldatıldığını öğrenen ikizler olabilir. <laughs> Yanıldığını düşünen ikizler olabilir. Hepsi düzelecek arkadaşlar. Ben aldatmalar konusunda da herkesi genellemiyorum. Her aldatmanın aynı olduğu. Aldatmak kötüdür. Her zaman kötüdür ve çok yanlıştır ama yuvanız, çoluğunuz, çocuğunuz varsa çok fevri kararlar vermemenizi tavsiye ederim. Ben yani ben öyle düşünüyorum. Böyle hani bekara boşanmak kolay demişler. Lütfen dikkat edin. Hemen böyle kötü şeylere girmeyin. Bulanıklar çünkü. İlişkilerle ilgili önlerini bir türlü göremiyorlar. Talipleri çok, kısmetleri çok, ışıkları parlak. Herkes bayılıyor. Bir yükselen ikizler olarak çok güzel bir kadın. Herkes bayılıyor ama kendileri önlerini göremiyorlar. Böyle bir süreçten geçiyorlar. O yüzden anlıyorum sizi. Fakat fevri kararlar vermeyin. Maddi konularda şansınız çok yüksek. Kariyer ve iş konularında şansınız çok yüksek. Ve önümüzdeki 15 günlük süreçte bazıları büyük bir arınma yaşayabilir. Birdenbire inanamayacağınız bitişlere, ayrılıklara veya radikal kararlara imza atarken görebilirsiniz. ikizler kadınlarını ve erkeklerini. Ya bu illa kötü bir anlamda söylemiyorum bunu. Kendine hizmet etmeyen, ayağına dolan, ayağına ip bağlayan herkesi arkada bırakmak isteyebilir çünkü. Ve bu aralar estetik operasyonlar, güzelleşme, yenilenme, böyle bir cilt değiştirme, deri değiştirmek için muazzam bir Kabuk zamandasınız. Kabuk değiştiriyorsunuz. Tedavilerinizi de güzelce yaptırın. Dişler, kemikler, cilt bunların bakımıyla alakalı da şanslı bir süreçten geçtiğinizi söyleyebilirim. Duygusal konularda cesur ol, kendini bastırma ve paranı biriktir. Ya Galip, Ya Allah, Ya Galip, Ya Allah cevşende geçen bir güzel bir isim. Kur'an'da da bol bol geçer. Ya Galip, Ya Allah, Allah'ım başladığım her işte, her ilişkide beni galip kıl. Ve beni başarılarla yücelt diye niyet edebilirsiniz. Ayfer Hanım demiş ki hiç katılmıyorum. Eşim ikizler güneşi, ayı, venüsü ama Ay. merkürü yengeç. Evine ve ailesine çok bağlı. Teessüf ederim yine ölmez demiş. Canım eşinize selamlar. İkizler size kocalarına sahip çıkıyor bak kadınlar. Allah mesut etsin. Allah mesut etsin maşallah. Amin. Hadi bir reklama gidelim yani gelelim maşallah. sonra 12 vurduk. Ben ama tek tenzih ettim tek zaten. Anlatalım. Teessüf etmenize gerek yok tenzih ediyorum. <laughs> Evine sadık olanları tenzih ediyorum. Evet. Ben denk gelmedim ama İki varmış zaraki. demek. sizin için buradayım. Hiç merak etmeyin. Ben sizi seviyorum enerjimize. Az sonra geliyoruz. <laughs> Efendim Mine ölmezin ölmez tavsiyeleri ölmez yorumları geliyor. Kimler için geliyor? Tabii ki. Yengeçler ve yükselen yengeçler için geliyor. Videonun altına YouTube'da izlediğiniz zaman sevgili yengeçler mutlaka yorum bırakmayı unutmayın. Ee, sizin için bakın neler geliyor. Evet, özel hayatın sana özeldir. Gerçekten sınırlarını doğru belirleme ve isteklerini çok açıkça anlatma zamanı. Sıkı durun yengeçler. Şimdi yengeçler e, genel olarak sadakatleriyle bilinen... ...bağlılıklarıyla bilinen burçlar. Bu arada az önce ikizlerde dedim ya yani Sada... ...hiç belli olmaz. İnsanları sadece güneş burçlarına göre... ...değerlendirdiğimizde her zaman hata yaparız. Yengeçlerin de üzenleri olabilir bu aralar. Giderek, ağlatarak, ayrılarak... ...bıktım artık diyerek yengeçlerin de üzenleri olabilir. Yengeçlere tavsiyem şu olacak. Özel hayatlarında lütfen sakin olsunlar. Yani eşinize sürekli kavga çıkarıp, problem çıkarıp... E, i̇lişkinizi bozacak hareketler yapmamanızı tavsiye ederim. Ha yok ben öyle bir şey yapmıyorum ama eşim çok üstüme geliyor diyenler olabilir. Çünkü Mars Oğlak Burcu'nda ve sizin için e, yaşadığınız son zamanlarda kavgalar çok arttıysa, şüpheleriniz çok arttıysa önümüzdeki 15 günlük süreçte ilişkinize ilgili yeni bir döneme girebilirsiniz. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Hayrınıza mı? Evet hayrınıza. Bu dönem yaptığınız evlilikte, ayrılıkta, verdiğiniz kararda sağlam ve hayrınıza olabilir. Gerçekten mutsuz olduğunuz bir ilişkinin içindeyseniz harekete geçebilirsiniz. Ben normalde demem değil mi böyle şeyler? Harekete <laughs> geçebilirsiniz. Sizi kızdıran partnerinize, kızdıran iş ortağınıza, arkadaşınıza karşı çok açık konuşun. Asla çekinmeyin sevgili yengeçler. Tam zamanı beni kızdırıyorsun, kalbimi kırıyorsun. Ne zamandır sabrediyorum ama artık sabredemiyorum demenin tam zamanı. Bir de yengeç burçlarına şunu tavsiye edeceğim. Lütfen merkeze biraz kendinizi koyun. Arkadaşlarınız bile olsa, çok sevdiğiniz, canınız ciğeriniz insanlar bile olsa, size nasılsın diye sormadan hemen kendi dertlerini anlatmaya başlayan, hemen size bir şeyler ifade etmeye başlayan insanlara da biraz mesafenizi koymanın zamanı geldi. Çünkü yengeçler sürekli kendilerine yetemedikleri yerde bile arkadaşlarına, eşine, dostuna koşturmaya çalışıyor. Bu gerçekten çok zorlayıcı ve yorucu olmaya başladı. Bu aralar yengeçleri çok gergin ve çok sinirli görebiliriz. Gerçekten tahammülleri kalmamış olabilir ve sorumluluklar böyle boyunlarına dizilmiş olabilir. Yaşamda evlilikte, kariyerde, eğitimde öğrencilerse önlerini göremiyor olabilirler. Eğitim hayatlarında olan, özellikle öğrenci olan yengeçlerin üstüne bu ara lütfen fazla gitmeyelim. Çünkü gerçekten dersleri yığılmış, eğitimleri yığılmış, sınavları yığılmış olabilir. Ruhen de kendilerini yorgun hissediyor olabilirler. Çocuğunuz yengeçse ve eğitim hayatı varsa lütfen üstüne fazla gitmeyin. Yapmalısın, yapmak zorundasın gibi şeyler söylemeyin. O da biliyor ama içinde o gücü tam bulamıyor olabilir. Lütfen bu ara yengeçlerin üstüne fazla gitmeyelim. Sevgili yengeçler siz de böyle zor bir dönemden geçerken işleri daha da zorlaştırmamak adına Tamam, bu aralar kızabilirsiniz, izin veriyorum valla, bağıra Ama dozunu abartmayın çünkü bunlar zaten genel olarak doğru davranışlar değil. Ama üzüldüğünüz ve şikayet ettiğiniz şeyleri ifade etmenin de tam zamanı. Evlenebilir, ilişkisi alakalı çok yeni kararlar verebilir, yeni bir ilişkiye başlayabilir, yeni bir ortak işe başlayabilir, kariyerinde güzel bir adım atabilir. Bu anlamda da başarılı. Zaten bu yılın en böyle hayallerine gideni, hayalindeki işi yapanı hayat amacını bulanı da yengeç olacak. Hayat amacınıza yaklaşıyorsunuz. Şu ara sizi sıkıştıran konuların hepsi sizi bir yere doğru götürmek için sıkıştırıyor. Zaten bütün sıkışmaların sebebi odur. Seni şuradan bir tane vurur Allah, buradan bir tane vurur Allah. Seni bir yola koyar, aa dersin meğer ben buraya yönlendiriliyormuşum. İşte yengeç tam bunu yaşıyor. Hayat amacını bulmaya doğru yönlendiriliyor. Açık yürekli ol, net olarak istediğini ifade et. Korkmadan konuş, netleşme zamanı. Ya vedut, sevginin iyiliğin içine akmasına niyet ederek, sevmek, sevilmek, sevginin yuvana, yaşamına akmasına niyet ederek zikredebilirsin. Hadi bakalım. Haftan güzel geçsin. Seni seviyoruz yengeç. yengeç. Hepinizi seviyorum. Ha? Hepinizi, bütün burçları seviyorum. Hepsinden arkadaşım var. Hepsiyle ayrı konularda görüşüyorum. Biriyle tatile gidilir, biriyle sinemaya Bir şey sinema söyleyeceğim. Gidilir. Gerçekten şimdi biz Mine ile YouTube için... Burçlar ve dedikodularını çekeceğiz. Onu ne olur kaçırmayın. Hatta ne zaman çekelim falan diye onu konuşuyorduk. Gerçekten 12 burcun da hepsinin ayrı ayrı Kesinlikle özellikleri var. Hepsini Mesela ayrı ayrı Mesela Yay'la gez, dolaş, eğlen. Aynen. Kova'dan akıl al, değil mi? Kovadan akıl al, Kovayla arkadaş ol Kova Kovayla ol. arkadaş ol. Kovanın dostluğunu çok severim. Ondan sonra ee, Başak'la Başak psikoloğunuz. psikoloğunuz. Fahri nöbetçi olsun. psikolog. Danışın Başak'a. Şunu ne yapacağım, bunu ne yapacağım? Eşimle sorunum var ne yapayım? Seni var ya on numara beş yıldız ayar verir. Hayatım <laughs> üzerine sokar. <laughs> boğayla yemek ye. Boğayla yemek, boğayla kaliteli mekanlar. <laughs> Boğacığım bu hafta şöyle bir yere gideceğiz. Nereye gidelim? Boğacığım canım. Canım Boğacığım hemen ayarlar. Şu mekana gidin. Şunları giy. Şunu tak. Burası öyle bir yer. Çünkü evet. cemiyeti tanır. insanları tanır. Her şeyi bilir. Yemeği bilir. Gurme. Aslanla ne yapılır? Aslan çok cömerttir, can dostudur. Onunla da eğlenilir, evlenilir, tatile de gidilir. Aslanlar her şey yapılır. Ay gözümden yaş geldi. Ya. <laughs> Peki, o zaman "Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz" diyerek Aha. Aslanların yorumlarını getiriyoruz. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Aslan bunu hem sana söylüyorum hem senin bakış açına böyle bir bakış açısı katmak için söylüyorum. Etrafında insanlar sana sözler verebilirler. Sana bir takım vaatlerde bulunabilirler. Ama bu vaatlerini ne kadar gerçekleştiriyorlar acaba? Bu ara bunu odaklanman gerekiyor. Ya da sana çok harika bir tablo çizebilir kendisiyle ilgili. Acaba ne kadar doğru? <laughs> Bunlara dikkatli bakman lazım. Kimsenin lafına değil işine bakma zamanı. Aynı zamanda senin de sözlerinle ve söz vererek değil işlerinle davranışlarına kendini gösterme zamanı. Zaten aslan Burcu ne istediğini bilen ve istediğini de yapan bir burç. Bu aralar biraz daha bu yönünü göstermende fayda var. Şimdi yeni ay 6. evinde bunun sana çok güzel avantajları da var. Dikkat etmen gereken konular da var. Diş ağrılarına, kemik ağrılarına, cilt problemlerine, saç problemlerine önümüzdeki 15 günlük süreçte biraz daha fazla dikkat etmen gerekebilir. Genel olarak sağlığına çok dikkat et. Bu ara hastalık kapmaya en müsait burç sensin. Oo. Gerçekten bizim hastalık evimizde Mars varken ikimiz de hasta olduk. Dikkat edin gerçekten es geçmiyor. Şu anda aslan burçları enfeksiyon kapmamaya... ...bulaşıcı hastalıkları kapmamaya... ...işte mesela bu aralar... ...hiç perde asayım da şu merdivene tırmanayım da... ...bunların hiç zaman değil mesela... ...ev kazaları, iş kazaları bakımından... ...aslanlar dikkatli olsunlar... ...ve dinlenmeniz gerekiyorsa dinlenin ama... ...avantajlı açıdan nasılsınız... ...mesela iş yapamadığınız ne zamandır... ...diyelim ki iş yükünüz çok... ...hani hafiflemişti, para kazanamıyordunuz... ...inanılmaz bir iş bereketi içerisine girebilirsiniz... ...bol bol müşteri bulabilirsiniz... ...iş arıyorsanız iş bulabilirsiniz... Emeklilik, tayin, atama, maaş bağlanması ya da ne bileyim ben, artık bir işi bırakıp yeni bir işe geçme fırsatı. Bunların hepsiyle alakalı aslanlar çok şanslılar. İş hayatlarına müthiş bir düzen gelebilir. Ne zamandır aradığınız asistanı, çalışanı tam şimdi bulabilirsiniz, tam zamanı. Hatta hemen harekete geçin. Gerçekten aradığınız gibi dürüst, çalışkan, sağlam bir çalışan bulabilirsiniz. Evcil hayvanlarınızla da alakalı azıcık dikkatli olmanız lazım. Onların böyle aşısıdır, rutin bakımıdır. Bunlara dikkat edin, ihmal etmeyin. Ama işinizi düzene sokmak, hayatınızı düzene sokmak, spora başlayabilir. Çok güzel kilo verebilir, form tutabilir, sağlıklı şekilde kaslarını güçlendirebilir. Tüm bu avantajlara sahipsiniz. Ne zamandır bir sağlık sorununuz varsa tedavi sürecine geçip bu sağlık sorununuzdan da kurtulabilirsiniz. Ama sorumlulukların, angarya işlerin, rutin işlerin ve zorunlu işlerin hepsinin bir arada üstünüze yığıldığı, azıcık arttığı bir sorumluluklarınızın arttığı bir süreç. Çocuklarınız ve aşk hayatınızla ilgili ufak tefek iniş çıkışlar yine var, var hafta başından beri. Aşk hayatınızda çok zemini göremiyor, önünüzü çok yine siz de göremiyor olabilirsiniz. Çocuklarınızla alakalı konular da böyle kafanızda biraz bulanmış olabilir. Ama şans, eğlence fırsatı, mutluluk fırsatı da sizden yana. Tatil, güzel, eğlenceli aktiviteler yapmak, hobilerinizle ilgilenmek için de doğru bir zamandan geçiyorsunuz. Aşk hayatlarına iniş çıkışlı olsalar da eğlence ve keyif de var yani Hani bir gün öyle bir gün böyle olsa da güzel gözüküyor. Bu aslanların çekememezliği ne olacak. Aslanları çekemiyorlar ya gerçekten. Bu aslanlar Bak yine hakkında söylüyorum, yapılan söylüyorum dedikodular... yine söylüyorum. Ay aslan olarak ve ay benim haritamda çok güçlü bir pozisyonda çünkü yükselenimi yönetiyor. Ay aslan olarak söylüyorum. Aslanı çekemiyor olmasalar da aslan onların birisi çekemiyor gibi zannedip kendini motive de ediyor. Yani aslanın öyle bir özelliği var Nur şimdi yani dedikodu yapmayayım ama gerçek bu. Mesela kimse çekemiyor değilse bile o beni kimse çekemiyor diye düşünüp motive oluyor. Bak böyle bir şey de var yani. Aslan ama çok tabii ki güneş yönettiği için ışıltısı, pırıltısı, parıltısı evet. çok bir burç. Pırıl pırıllar. Evet. Benim mesela en yakın dostlarım çok aslan. Çok fazla aslan. Peki seviyorum. ne tavsiye ediyorsun bu süreçte onlara? Tavsiye i̇şinize bakın neler? İşinize bakın. Tamamen işinize <laughs> bakın. Aşk hayatınızda, eğlence eğlenerek çalışmayı öğrensinler bu ara. Gerçekten eğlenerek çalışmayı öğrenin. Hem sevdiklerinize çok güzel zaman ayırın hem de işinizi çok sağlam yapın. Müthiş başarılı bir süreç geçirirsiniz böyle olursa. En büyük avantajları çok parlıyorlar, parl çok tatlılar olmaları. ama sağlığa dikkat etmeleri gerekiyor işte. Özellikle hangi bölge? Özellikle dişler, kemikler, cilt, saç buralar ama tabii bilemeyiz özelde neler olur. O yüzden siz yine de dikkatli olun. Dezavantajınız konusunda dikkat etmeniz gereken alan sağlık ve iş. ...kodularını aksatmama. Evet. Yani aşırı yorgunlukla onların iş hayatında geri kalmalarına e, sebep oluyor işte. Yani çok yoğun çalışırken işte hastalıklar da bölebilir. Ya da evet. birinin hastalanması sebebiyle bölünebilir. Başka hayatı ne zaman düzelir aslanın? Aş düze düzeliyor. Şu andan itibaren değil ama bir kötü açısı daha var önümüzdeki haftalarda. Onu da atlatırsa tadından yenmez. E hadi bakalım. Bu arada aslanlar artık hep güçlü, kuvvetli kadın olarak da böyle tuttuğunu koparan erkek aslan mesela. Böyle insanlarla bir yol yürüyecekler. Nihayet. Aslanların ilişkileri özellikle Ocak sonuyla beraber müthiş değişmeye başlayacak. 25 Ocak'ta hele öyle radikal kararlar verecekler ki çok e, seçici bir döneme gidiyorlar ilişkilerinde. Esmalarını Ya Melik tabii ki size yakışır. Sık sık okuyor. bol bol zikredin, yükselmek, parlamak, başarı elde etmek için çünkü sizin için uyumlu bir isim bu. Efendim hayatınızda bir Başak varsa psikolo psikoloğa ve psikiyatriye ihtiyacınız bile olmuyor. Gerçekten yani. Çünkü Öl seni Öyle beni. <laughs> E hani aslandın sen. Ayım aslan, güneşim başak. Saçını öyle niye yaptın? Övüyorsun diye. <laughs> Çok tatlı ya. <laughs> Övsene beni. Gerçekten hayatınızda bir başak varsa titiz, temiz, düzenli, öğreten, hataya yer yok. Kesinlikle. Ve seni öyle. şöyle yukarılara kaldırır. Seni senden önce düşünür başak. Yüzde yüz öyle. Ve gelsin Vallahi. beni benden önce, sizi sizden önce düşünen Vallahi, sevgili başaklar. Başaklar gerçekten öyle. Başaklar çok güzel organize eder Şimdi her şeyi. De öyle ya. Evet öyleyim. Yani bir başak varsa hayatınızda ve sizi böyle organize ediyorsa. Her şeyi unutun. Onu kaybettiyseniz işiniz çok zor yani gerçekten. Başak Burcu biraz <laughs> öyle Buradan bir Buradan o zaman şey Onur'a seslenelim senin eşine. Kıymetli eşine. <laughs> ya, Onurcu, sağ olsun. A, hayatında bir başak var ona göre. <laughs> lütfen bu başağın kıymetini İnan bil. İnan ki her gün diyor ki acaba diyor benim diyor dedelerim ne hayır işledi. Benim, acaba ben ne iyilik yapmış olabilirim Zeynep? <laughs> canım benim <laughs> Hepsi, ya. Sağ olsun çok güzel. güzel. kıymetini biliyor Allah, Allah bozmasın. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Amin, inşallah. Maşallah subhanallah. Biliyor biliyor sağ Allah olsun. Allah nazarlardan bir büyüğüm bana şunu öğretti ne olursa olsun dedi birine dedi iyi niyetle bile ay bugün çok güzelsin ya da Aa, ilişkiniz çok güzel ya da bugün harika gözüküyorsun dediğinde iyi niyetle söylüyorsun. Evet, Sana da bunu. dönüyor o. Ama mutlaka hayır mutlaka sonuna maşallahı eklemek gerekiyormuş. Evet ben Yani de evladımıza onun... bile hani ay bugün çok tatlısın kızım. En çok oğlum. evladına değer. Dediğimizde maşallahı en çok sonuna ekleyin. çok Çünkü bu gerçekten benim çok kıymet verdiğim bir büyüğümün. Kulağıma küpesidir. Hep söylüyorum. Ben çok takıntılıyım. Ben de her zaman maşallah bir şey söylediğimde maşallah ekliyorum. Allah'ım koru diyorum yani. Burada bir şeye benzedik ama maşallah hocam. Maşallah. Sus, sus, sus sus. Kiş kiş kiş, kiş. Kış, köşe iten dağlarak git Allah'ım. Hadi dur. Başak'ları e söyleyelim. Himneşe, evet. ince işler, el becerisi, marifet ve yeterliliklerini sergileme zamanı. Başaklar işinizi sergilemenizin, reklam etmenizin tam zamanı sizler için. Başakların dezavantajları biraz aile işlerinin karışık olması. Ev taşıyayım mı, taşımayayım mı, ailemle ne olacak, annem hasta iyileşecek mi, babam işte sorunları var iyileşecek mi? Biraz böyle ev, aile, yuva ya da taşındığınız yeni bir yere adaptasyon süreci, aile birliğinizi nasıl devam ettireceğinizi tam bilememek veya aile büyüklerinizin sorunlarıyla hemdem olmak gibi zorluklar yaşıyor olabilirsiniz sevgili Başaklar. Bunun dışında ama yine de güzel bir ev bulma fırsatı taşınma, emlak işlerinde başarı önümüzdeki günlerde sizi bekliyor kesinlikle. Buralar birçok başak kişisi taşınabilir, evini yenileyebilir, evinde değişiklikler yapabilir. Benim tavsiyem evinizde kullanmadığınız şeyleri biriktirmeyin. Bu bir hastalık gibi geliyor bana zaten bu arada. Ben mesela mesaj kutumu bile silerim. Hiç sevmem bir şey biriktirmeyi. Gereksiz olan ne varsa çıkartın sevgili başaklar. Evinizden, hayatınızdan şöyle bir arınma yaşayın. Bir temizlik operasyonu yapın. Bunun dışında ee, ne konuda çok şanslısınız derseniz çocuklarınızla alakalı konuları organize etmek, düzenlemek, onların yaşamına bir düzen getirmek, eğitimlerini, geleceklerini, kariyerlerini planlamak, yaş grubunuza göre çocuğunuzu evlendirmek, nişanlamak, askere göndermek, aşk hayatınızda ciddiyete bindirmek, evlilik teklifleri edebilirsiniz, evlilik teklifleri alabilirsiniz, ciddi, ömürlük, harika ilişkinize adım atabilirsiniz aşk, evlilik gibi konularda şansınız çok yüksek. Hafta başında yine başaklardan da çok mesaj geldi. Merkür Neptün karesi vardı. Geçen hafta ikaz ettiğim bir açıydı. Bazılarınız aldatıldığınızı veya eşinizin size yalan söylediğini, partnerinizin yalan söylediğini keşfetmiş olabilirsiniz. Eğer ki çok büyük bir kabahat işlemediyse önümüzdeki günlerde barışmalar ve artık tamam sözler verilebilir. Dikkatli davranışlar içerisinde bulunabilirler. İsterseniz bir şans daha verebilirsiniz. Bu aralar hayatlarında bir dönüşüm yaşıyorlar. Yani gerçek aşk nedir de, ne değildir? Bu insanla ömürlük olur muyum acaba? Ya da ciddi ilişki yaşayabilir Bunların kararını vereceğiniz bir süreçtesiniz. Birçok başak önümüzdeki 15 günlük süreçte ben hariç. Hemen hemen aklınıza bir şey getirmeyin. Çocuk haberleri, bebek haberleri. Sen hariç? Ben, ben plansız gitmem ben. Planlı. Planlı planlı. Şu Allah anda öyle bir bilir plan. hayatım. Ya yüzde yüz Allah bilir ama teknolojide çok ilerledi şimdi yani hani. Ha ona rağmen. Biliyorsun ben... Nuray babaanne oluyor. Aa, Ay Nuray. Ama hiç babaanne olacak bir kadın da değilsin Nuray ama. Nuray Sayarı biliyorsunuz babaanne oluyor. Süper babaanne diyorum ben İnanılmaz ona. İnanılmaz yaşanan arsi yüksek. Babaanne demeyelim de işte. Ne diyelim Süper ona? Süper babaanne Süper ya. babaanne diyelim de. Harika çok memnun Vallahi. oldum. Allah böyle sağlıkla kucağınıza almayı hep beraber nasip etsin. Çok Anladım. sevindi. Biz çok de tebrik ediyorum. arkadaşları olarak. Ba Biz de severiz o bebişi. Ay nasıl bebek sevesim de var. Senden de bekliyorum Canım, bir tane. Canım en iyi çocuk arkadaşının kardeşinin çocuğudur. Unutma bunu. <laughs> Seversin göndeririz. Al çocuğunu. Sonra <laughs> Ay öyle olur ya çocuğu doğrusun. Ağla işte alırsın kucağını ağlamaya başlar. Annesi neredesin? <laughs> ya, i̇şte o yüzden Seve, et biz şey. Nuray'ın torununu seveceğiz artık. Allah bağışlasın şimdiden. Valla evet bu arada e, dur bakayım onun ne açılıyor da bu torunu yaşadı acaba bakacağım. Evet Allah aile için sorumluluklar ve düzen oluşturma gibi konular birazcık zorluyor olsa da aşk hayatında ciddi ilişkiler yaşamak konusunda nişan nikah bebek haberleri hamilelik haberleri konusunda çok şanslısın. Gerçekten evlat sahibi olma konusunda şansın çok yüksek. Yalnız ee, Yalnızsan eğer yeni tanışmalara şans ver diyorum. Başak Burcu evde durmaması gereken bir kahve de olsa iç. Yani bir tanış hiçbir zarar görmezsin. Tanışmaktan zarar gelmez. Yeni tanışmalara açık ol. Gerçekten evleneceğin insanla karşılaşıp çok güzel bir ilişki yaşayabilirsin. Uyarıyorum Sağlam. seni. Ve evlilik teklifleri alabilir, nişanı, nikahı olabilir Başaklarım. Kutlama zamanı. Ya musavvir ya bari bu isimler tasvir eden ve düzenleyen. Bu isimleri zikrederken neyin tasvir edilmesi, neyin düzenlenmesi gerektiğini lütfen belirtin. Durduk yere zikretmeyin. Mesela Allah'ım evimi düzenle, ev yaşantımı hali yoluna koy. İstediğim gibi bir yuvam olsun. Esmalardaki en önemli püf nokta bu. Esmaların hepsi birer ilaç gibi ama ne için zikrettiğinizi söylemeniz lazım. Öyle deyince Allah bilmiyor mu diyorlar. Ben de diyorum ki Allah biliyor ama oruca niyetle başlıyorsun, namaza niyetle başlıyorsun. Doğru. Her şeyin niyetini yapacaksın ki yoluna doğru düzgün koyulsun işler. Canım. Evet, Başaklar için söyleyeceğin esmaları bir daha tekrar ya edelim. Misavir, ya Musavvir ya Bari. Peki Başaklar, güzel bir hafta olsun. Sevgili terazi, sevgili teraziler, bugünlerde solunuzu ağır gelenler sağınızdan yavaş yavaş ilerleyip gidiyorlar. Sevgili teraziler. <gülüyor> <gülüyor> Su içerken. Bakalım <laughs> neler oluyor sevgili terazilerde. Sağlam ve geleceğe yatırımlar yapma zamanı. Bu ara teraziler. Eğer bir ilişkisi varsa, eşinin mesela bir ilişkisi var. Evlenmeye gidiyor ya da işte flört aşamasında birlikte olduğu insan ailesiyle tanışabilir mesela. Eğer Oo, süper. böyle bir durumunuz varsa lütfen aklınızın dibini belli etmeyin. Neyi? <laughs> aklınızın dibini belli etmeyin. Bizim oralarda öyle derler. Yani böyle işte dip bucak beynindeki şeyleri çatadana söyleme. Sakin git, dikkatli ol, deliliğini belli etme. Saki, sanki çok hanım hanımcık, çok efendiymişsin gibi davran. Akıllı olun. Çünkü Ama terazi öyle değil mi zaten? Belli çok olmaz. Çok delisi de var onların. Çılgını da çok. Öyle Tabii. mi? Tabii. Çılgını da çok terazinin. Böyle haldıra huldura. Mesela Hülya Avşar bak hiç sakınmaz sözünü mesela. Hemen söyler şey yapar. İşte öyle akıllı akıllı laflar etmeyin bu ara, Sakin olun. Sanki eşinizin ailesi herkes sizden çok daha akıllıymış gibi böyle efendi durun. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Mars buradan geçiyor. Mesela gittiniz. Sizi beğenmedi. Bir şey söyledi. İlk başta olabilir öyle şeyler. Bu aralar lütfen size ön yargılı yaklaşan ebeveyniniz veya sevdiğiniz insanın ailesi tanışacaksınız veya eşinizin ailesiyle bir önemli mevzunuz var aile toplantılarında bulunacaksınız bir şey için bir araya geldiniz sizin böyle damarınıza damarınıza basan şeyler olabilir o yüzden diyorum sakin olun çılgın tarafınızı göstermemeye çalışın sakin olun mesela işte ailesinden bir veto yiyebilir ilk başta çok soğuk rüzgarlar esebilir çünkü oğlak burcu zamanındayız ve sizin aile alanlarınızdan kariyer alanlarınızdan, eşinizin ailesini etkilen alanlardan da geçiyor. Ne demek? Soğukluk, mesafe ve sınır demek. Bu sınır ve bu soğukluk, bu mesafe sizi korkutmasın. Şunu diyebilir teraziler, acaba ailesi beni sevmedi mi, istemeyecek mi? Veya annem babam niye bana böyle davranıyor, niye beni anlamıyorlar? Bu aralar anlaşılmak konusunda zorlanabilirsiniz. Kalbinizi karartmayın, çok sakin davranın. Size karşı soğuk davranışlar gösteren karşı cinsin ailesi veya kendi ailenize karşı sabırlı olun. Ayrıca taşınma, emlak konularında şansınız çok yüksek. Önümüzdeki 15 günlükse taşınmış olabilirler, taşınıyor olabilirler. Önümüzdeki 15 günlük süreçte harika bir yaşam düzeni, ev düzeni oluşturabilirsiniz. Eşyalarınızı yenileyebilirsiniz. Ev, yuva, aile yaşamına dair konularda ciddi, sağlam kalıcı adımlar atabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, daha tatlı bir yuvanın içerisinde bulabilirsiniz sevgili Teraziler doğru eş ve doğru işi bulmaya çok yakınsınız. Bak bu çok önemli bir şey. Ve kalıcı ilişkiler sağlam atmaya çok yakınsınız. Yani şöyle bir evlilik aşaması, yuva kurma aşaması, ev alma aşaması olabilir. Bunu yaparken küçük pürüzler, mesela emlakçının bir hatası, ev sahibinin bir kırıcı sözü, veya gittiğiniz misafir olduğunuz yerdeki insanların size karşı kırıcı tavırları, annenizin ya da babanızın problemlerinin, sağlık sorunlarının ya da size olan olumsuz davranışlarının sizi engellemesi, baskılaması gibi durumlar yaşanabilir. Sakın bunları genel olarak bir problemmiş gibi zannedip demoralize olmayın. Çünkü bütün engelleri aşıp kendi düzeninizi, kendi yaşam planınızı, ev hayatınızı oluşturabileceğiniz harika bir süreçten de geçiyorsunuz. Gerçekten evlilik haberleri, yuva haberleri, ev dizme, ev alma, ev alım satım haberleri alabiliriz. Satılmayan malları varsa bu da satılabilir. Ufak tefek pürüzler çıkabileceğini düşündüğüm için sizi baştan sakin ve soğukkanlı olmanız için ikaz ediyorum. Bu ara terazi ne kadar soğukkanlı olursa o kadar başarılı olur diyebiliriz. İletişimler, seyahat ve eğitim konularında iletişimler, iletişim, seyahat ve eğitim konularında kardeşleriniz ve yakın çevrenizde ilişkilerinizi düzenleme konusunda destek almak konusunda da şanslısınız. Siz de eğer bir işiniz varsa lütfen reklam verin. Eğer hukuki bir süreciniz varsa lütfen bütün belgelerinizi, bilginizi düzgünce hazırlayın. Çünkü eğer haklıysanız zafer kesinlikle sizin olacaktır. Haklıysanız sakın korkmayın. Esmaları? Ya malikel mülk ya kayyum. Niye bilin bakalım. Dördüncü ev dip nokta aile yuva emlak. Ya malikel mülk mülkün ve malın sahibi gerçek sahibi ya kayyum. Diri ve hay diri kayyum ayakta tutan demek. Sağlam bir düzen için bu isimleri zikredebilirsiniz. Sırada kim var? Yüz yüze baktığınız zaman ...asla ona yalan söyleyemezsin. İç... ...ön yani öngörüsü o kadar yüksektir ki... ...iç sesi ona hep doğruyu söyler. Tabii ki... ...hayallerini, fikirlerini... ...ideallerini... ...hiç yılmadan hayata geçiren... ...sevgili akrepler var. Kendim, sevgili akrepler, <laughs> yükselen akrepler... ...hazırsanız sevgili akrep. Evet. Hayallerini, fikir ve... ...ideallerini hayata geçirme vakti. Nihayet. Sen... Evet. Ee, Aralık ayı boyunca verilen sözleri tutmayan insanlarla, yalan söyleyenlerle, işte bir öyle bir böyle konuşanlarla sınavdan geçmiş olabilirsiniz. Para sorunları ne çok. Evet, para sorunları çok çekmiş olabilirsiniz. Maddi konulardan çok zarar görmüş olabilirsiniz. Hafta başında, bu haftanın başında da yine size verilen sözlerin tutulmadığını düşünüp böyle bir hayal kırıklığı, bir demoralize olma hali yaşamış olabilirsiniz. Ama bu geçici bir şey, onu söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde bu yeni ayın etkisiyle beraber özellikle 15 günlük süreçte Anlaşmalar, sözleşmeler, el sıkışmalar, kalıcı ve sağlam işlere imza atmak konusunda çok şanslısınız. Özellikle eğitim, iletişim, ticaret işi yapan veya kardeşleriyle birlikte çalışan, akrabalarıyla birlikte iş yapan, aile işi yapan akrepler için son derece başarılı ve verimli bir süreçten bahsediyor olabiliriz. Bu aralar akreplerin dikkat etmesi gereken konu kırıcı, fevri ve çok soğuk buz gibi konuşmalar yapmamak. Mesela bir yere anlaşmaya gittiniz, sözleşme yapmaya gittiniz. Böyle şartları bildirirken veya karşı tarafta konuşurken çok soğuk, çok mesafeli, çok kırıcı olmamaya çalışın. Bu aralar işinizi bozabilecek tek şey geçmişte yaşamış olduğunuz güvensizliklerden, iniş çıkışlardan dolayı soğuk rüzgarlar estirip işinizi kendi elinizde bozmak olur. Sert konuşmalar, kırıcı konuşmalar, yıkıcı konuşmalar, böyle işte Gerçek ama söylediğim gerçek ama tarzında ha. gerçekleri böyle söylerken birazcık nazik ve dikkatli olmanızda çok yarar görüyor. Yani her zaman dobralık her yerde işe yaramıyor. Evet, her söylediğin doğru olsun ama her doğruyu söyleme demişler. Yani tam öyle bir zaman. Ama doğruyu söyledim ama söylememen gerekiyordu. Her doğruyu söyleme. Her söylediğin doğru olsun ama her doğruyu söyleme. Bu ara buna çok dikkat etmelisin çünkü konuşmalarında ne kadar e, net bunu 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 istiyoruz ama kibar nazik bir dille ifade edersen o kadar karlı çıkacaksın. Bu aralar kardeşlerin yakın çevre ve akrabalarınla alakalı özellikle yakın en yakınlarında, komşularında olabilir kimler varsa onların yaşamlarındaki çalkantılar esnasında sen de görev almak, onlara yardım etmek, destek olmak durumunda kalabilirsin. Birazcık böyle yakın çevrene daha çok ilgi göstermen alakadar olman gereken bir süreç olabilir. Onlara destek vermen gerekebilir. Birçok akrep arabasını, telefonunu elektroniklerini yenileyebilir. Hiç kimseyi tanımıyorsanız yeni biriyle tanışabilirsiniz. Bu aralar eğitim esnasında sevdiği insanla tanışmak, yolda yolculuk yaparken evleneceği kişiyle tanışmak. Kısmet size nereden geliyor? Yollardan, yolculuklardan, eğitimlerden geliyor. Bir kursa katıldınız mesela, orada tanıştığınız biriyle ciddi bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Çünkü mayıs sonuna kadar evlenecek burçlar arasında başta siz geliyorsunuz ya da evleneceği insanla tanışmak konusunda çok şanslı olduğunuzu söyleyebilirim. Akrepler bir şey söyleyeyim Her konuda şanslılar. Şu anda parada şanslı, işte şanslı, anlaşmada şanslı, ilişkide şanslı. Oh, çok sağlam adımlarla ilerliyorsunuz. Asla bol keseden atmıyorum. Kesinlikle öyle. Gerçek bu. İyi düşün, dikkatli konuş. Anlaşma ve sözleşmeleri sonuna kadar getirip öfkeyle bozma. Tam söylediğim şey. Ya muhyi, ya fetta. Hayır ve iyilik kapıları açan, ihya edip dirilten demek. İşlerinin açılması ...hareketli olman, ilerleyebilmen için zikredebilirsin. İnşallah ee, Allah gönlünden geçenleri tek tek sana kavuştursun. sevgili bayılır. Akrepler. Gönlünüzden geçenler olursa sizden çok Nur sevini. <laughs> çok seviyorum. Artık <laughs> akrepleri ne kadar sevdiğimi uzaylılar bile duydu. Uranüs'ten bile yazıyorlar bana. Nur <laughs> çok seviyor akrepleri diye. <laughs> Jüpiter'den Mars'a. Ben bazen böyle yayın kesilince Jüpiter'den bağlanıyor diyorum. Evet, Ama Jüpiter ben inanıyorum yani oralardan da ruhlar olduğuna bir şey. Ben böyle de işte Vallahi yaşlarıma... ben de inanıyorum. Edirne'den Kars'a Jüpiter'den Mars'tan İnanıyoruz. herkes yani. duyuyor. Koca gezegen evrende, evrende bir tek biz yokuz herhalde. Akreplerle ne yapılır? Akreplerle ölümüne gidilir. Değil mi? Gözün kafalı ya. Akreplerle yani. her şey yapılır. Ne? Ölümüne kadar git. Bir akrep varsa hayatında kendini ona teslim et ve yürü. Akrebi sevmeyen ben sevdim demesin. Evet. Ha? Yaylarla ne yapılır? Gezilir. Gezilir, tozulur, eğlenilir. Dert anlatmayın. Yayları dertlerinize sıkmayın. Dans edin, eğlenin, yolculuk yapın, beraber seyahate gidin, gezin. Ama öyle, eğlence. Yay arkadaşı. Fil, felsefe yapın. Yolculuk beş arkadaşı. 5 saat konuşsun, dinleyin susarak. Peki. Eğlenceli, esprili. Yaylar hadi gözünüz beni. aydın. Maddi açıdan böyle bolluk, bereket. Ay şahane. Aynen öyle. Maddi konularda şöyle, aslında böyle bol keseden bolluk bereket değil de Nur. Kalıcı ve ömürlük para kazanma zamanı. Ne yani, güzel, ne güzel. Evet, mesela bir anda zengin olmaktan bahsetmiyoruz burada ama çok emek verdiği işlerin sonuna gelip parasını almak. Hadi inşallah. E, emeklilik yine maaşı bağlanması veya normal maaşının almaya başlamak, yeni bir işe Aynı başlamak. Aynı güzel. Kalıcı bir iş bulup bundan dolayı her ay düzenli bir para elde etmek. Burada oğlak oğlan getirdiği parada şundan bahsediyoruz. Kalıcı, sağlam ve belli. Tarihi tarihine hesabıma yatan paralardan bahsediyorum. Süper. Ya bir anda zengin olmaktan asla bahsetmem ama maddi konularda şansınız gerçekten açık. Ee, eğer maaşınız bağlansın istiyorsanız, emekli olmak istiyorsanız, tayin istiyorsanız, atama istiyorsanız bu 15 günlük süreçte başvurularınızı sıkı sıkıya yapın. Bu arada şunu tavsiye edeceğim aylara. E, sakın havla atmayın çünkü 20 Ocak civarında, 20-21 Ocak civarında e, Plüton Güneş kavuşumu etkisiyle bir gelire veya bir işe veda edip Yeni bir iş kolundan para kazanmaya da başlayabilirsiniz. Maddi kaynaklarıyla ilgili bir değişim yaşanabilir. Yeni bir işten başka bambaşka bir işten sektörden para kazanmaya başlayabilir yay burçları. Bu aralar meslek değiştirip sektör değiştirip bambaşka bir yerden gelir elde etmeye başlayacak burçlardan birisi kesinlikle yay burcu. Mesela bunca zaman hep resmi bir işte çalışmışsa hobi olarak yaptığı bir işe geçebilir. Tam tersine hep hobileriyle ilgili işler yaptıysa da resmi işlere geçmeye başlayabilir. Bir iş değişimi dönüşümü yaşanabilir hayatınızda. Ama kalıcı bir gelir elde etmek için 15 günlük süreçte şansınızın yüksek olduğunu söyleyebilirim. Başka neden yana şanslılar? Parlamaktan, ışıldamaktan, aşktan, sevgiden yana çok şanslılar. Artık Mars burcunuzdan çıktı, Venüs'te baş başa kaldınız. Bu size parlaklık, güzellik, yeni aşk ilişkileri, nişan, nikah, düğün her şeyi getirebilir. Güzel. Sadece haftanın başında bir sert açınız vardı ilişkilerde bir güven sorunu yaşanmış olabilir. Sesini de yumuşattı orada. Çünkü var ya olumsuz bir şey söylemeye acayip çekiniyorum hatta artık. Haftanın başında. Yani çok olumlu söylesen yalan söyledi derler. Olumsuz söyleyince bu da içimi kararttı ne diyorlar. Ne oluyor haftanın başında? Ee, Nasrettin Hoca gibi oldum ben de artık. Evet ne oluyor bir Merkür Neptün karesi var. Hani şey e, yalan söylenmiş olabilir, duymuş olabilir. Kendi yalanı varsa ortaya çıkmış olabilir. Oo. Böyle bir eminsizlik yaşanmış olabilir ama ne geçici bir durum geçiyor. ...artık daha sağlam zeminlerde ilerleyebilirsiniz. Bir tane daha sert açınız var. Önümüzdeki hafta bir uyaracağım. Şu da olabilir mesela. Ciddi ilişki yaşayayım mı, yaşamayayım mı? Hmm. Hani bununla gideyim mi, devam edeyim mi, etmeyeyim mi gibi. Çünkü Zodiac'ta yaylar ve ikizler özgürlüklerinden vazgeçmek için çok düşünürler. Yani değer mi? Özgürlüğümü bunun için bozmaya değer mi? Yaylar şu an bunu düşünüyor. İkizler de şu an bunu düşünüyor. Bu aks bunu düşünüyor. Senin için özgürlüğümden vazgeçmeme değer mi? Ömürlük olur musun? Beni sıkar mısın ileride? Bu pişman olur muyum? Bunu iş için de geçerli bu arada. Bu Aha. işe girersem sıkılır mıyım? Pişman olur muyum? Korkusu yaylarda olabilir ama aşktan yana da, paradan yana da son derece şanslısınız. Keyifler keke. Gıcır. Heh. Aynen. Tavsiye: Duygularını kontrol et ve sana gerçekten değer verenle ol. Dengeni bozanları geride bırak. Finansal konularda harekete geç. Süper. Ya şükür ya kerim. İkisi de şükretmekle ilgili, cömertlikle ilgili. Bol bol zikredin, bol bol dua edin, etrafınıza bolluk bereket, neşe saçılsın. Ve öyle hissediyorum, yaylar öyle de bir duruma gelecek evet. çok kısa zamanda. Bak bunu isimden söyledim, öbürü Öküyoruz bilgiyle sizi. söylenen. Oğlaklarla ne yapılır? Oğlaklarla da ölümüne gidilir. Oğlaklar bir kere evet-i evet, evet hayırı hayır olan bir burç. Nettir. Oğlağın yükseleninde bir değişken burç etkisi yoksa, bir balık, ikizler, yay etkisi yoksa... ...bir oğlak ne istediğini her zaman bilir. Ve oğula lafı laugh laftır, sözü sözdür, yemini de yemindir. Net insanlar biliyoruz onları. Ee, ve gerçekten amaçları hiçbir zaman bağcıyı dövmek değildir aslında. Her zaman doğruları söyleyen, gerçekleri söyleyen, size yalan söylemek istemeyen, yalan söylediğinde de itiraf edebilir yani. Ben bu yalanı söyledim ama sebebi şuydu, doğrusu da bu diye hmm. söyleyebilir. Oğlaklarla her zaman yol yürünebilir Mesafeli olabilirler, soğuk olabilirler, sınırları olabilir ama dürüst insanlardır. Genel olarak tabii bütün oğlaklar için söylüyorum. Şimdi altına döşemeyin. Oğlaklar şöyle yaptı, benim hayatımı kararttı diye hep aynı şeyi yapıyorsunuz. Herkes ayrı. Sadece bir burçla yorum yapamayız. Bunlar çok genel yorumlar ama ben genel yorumlara bile nokta atışı yapabilirim. Çünkü öyle de bir yeteneğim var. Şimdi yenilenme ve yeni kararlar verme vakti güç ve söz sende artık. Bak şimdi. Şükür. Oğlak nasıl bir durumda biliyor musun Nur? gerçekten eline çok büyük bir güç geçecek. Yepyeni kararlar verip yeni başlangıçlar yapabileceği bir süreçten geçiyor. Önümüzdeki 15 günlük süreçte evlenebilirsin, çocuk yapabilirsin, aşık olabilirsin, yeni bir işe başlayabilirsin, kendini yenileyebilirsin, hayatında yeni kararlar verebilirsin. Bunlar senin arzunla, emelinle de olabilir. Kadersel olarak hayatına yenilikler ve sürprizler de dahil olabilir. Çünkü önümüzdeki Uranüs açıları da seni destekliyor. Sürpriz gelişmeler olabilir hayatında. Aa hamilelik ''Aa baba oluyorum, anne oluyorum, aa hadi evlenelim, artık bir şeyler yapalım.'' Ciddiye alınan ciddi durumlar var senin hayatında artık. Hiçbir şey öyle lay lay lom kalmayacak. Tabii ki Venüs hala 12. evinde. Merkür de şimdi Olak Burcu'na geçiyor, bu çok iyi bir şey. Ama hala sevgi, aşk, sağlık konularında ufak tefek problemlere yatkınsın. Kadınlarla anlaşmak, kız arkadaşlarınla anlaşmak, varsa kız çocuğunla anlaşmak... ...genel olarak zor geliyor olabilir... Estetik güzellik konularında hatalı işlemlerin mağduru olmuş olabilirsin. Hastalanmış dinlenme döneminde olabilirsin. Ama hepsi önümüzdeki haftalarla beraber iyileşmeye doğru gidecek. Bir şey söyleyeyim mi? Şu dönemin yani Şubat ortasına kadar en güçlü, en şanslı Burcu kesinlikle sensin. Tek hatan ne olur biliyor musun? Sinirli olursan, öfkeli davranırsan, kırıcı olursan kayıplar verebilirsin. Mars'ın enerjisini güç, cesaret, efor ve ne derler? İstediğin şeyleri hayata geçirmek için kullan. Gerçekten böyle bir enerjisi var. Spora başlayabilir, kilo verebilir, form tutabilir. Sağlığına kavuşmak için ekstra mücadele edebilir ama o kadar çok iş gelebilir ki neye, nasıl, ne zaman zaman ayıracağını bilemeyebilirsin. Çok büyük bir yoğunluk içerisinde olabilir Oğlaklar önümüzdeki günlerde. Çok ama iyi bir dönem. Genel dedi. olarak her anlamda şanslısın. Sadece huzur ve mutluluk biraz geriden geliyor ama yakındır. O da sizi bulacak. Biraz sağlığınıza da dikkat edin. Mikrop enfeksiyon kapmama konusunda oğlaklar da dikkatli olsunlar. Ya hay, ya kayyum. Dirilten, diri, diri olan ve ayakta tutan, diri tutan ve ayakta tutan bu esmalar size çok iyi gelecek. İnanıyorum. Kova'ya ne yapılır dedik? Kova'yla kova'ya akıl danışılır. Akıl da danışılır. Dost da olunur. Kova çok dostlarını çok sever. Kova evet. arkadaşlarının her gününde yanında olmak ister. Düğününde, derneğinde, cenazesinde, iyi gününde, kötü gününde kovalar cemiyet insanları dostlarıyla hayat güzel onlara. Mesela dostu olmayan yalnız kalmış bir kova çok üzünlüdür. Çok üzülür. Eşini de arkadaşı gibi ise sever. Mesela hep arkadaş olabileceği insanlarla eş olmayı tercih eden bir yapıya sahip. O yüzden kovanın sevgilisi olmak istiyorsanız önce dostu olmayı bilmeniz lazım. Biraz geri çekil ve kendini özenle gizle. Bak demediğim şeyleri diyorum kovalara. O cemiyet insanı, o arkadaşsız yapamayan kovaların biraz geri çekilip dinlenmeleri gerekiyor. Planlarını gizli yapmaları gerekiyor. O açık yürekli, açık temiz kalplerini böyle herkesin önüne sermemeleri gereken bir süreçten geçiyorlar. Dinlenmeleri gerekiyor. İşlerini, planlarını, projelerini gizli tutmaları gerekiyor. En güvendiğiniz insanlarla bile bu ara özellikle işinizi, kariyer planlarınızı ve projelerinizi paylaşmamızı tercih ederim. Çünkü bazı projeleriniz çalınabilir daha çabuk nazara gelebilirsiniz. Kıskanç, haset, kötü bakışlar sizin üzerinizde olabilir. Evet. Arkanızdan bir dedikodu, bir problem varsa bunu bugünlerde öğrenebilirsiniz. Önümüzdeki 15 günlük süreçte kova burçlarına, sağlıklarına dikkat etmeleri, gizli düşmanlıklara dikkat etmeleri, plan ve projelerini gizli tutmaları konusunda bir uyarıda bulunmak istiyorum. Ayrıca bazıları bir e, nekahat böyle iyileşme döneminde olabilir bazıları verdikleri kayıplar ya da yaşadıkları ayrılıkları kafalarında değerlendiriyor olabilirler bazıları da bir temizlenme arınma ve yalnızlaşma enerjisi içine girmiş olabilir peki ne olacak bu süreçte gerçek dostlarınız ebedi yanınızda gerçek dostlarınız hep sizin yanınızda olmaya devam edecekler ama bazı düşmanlıklarla yüzleşme ihtimaliniz var hani bunu çok söylerken de ben de mutlu olmuyorum ama sizin de hiç sevmediğiniz şeyler bunlar ama dikkatli olmanızda yarar var Gizli düşmanlıklar ee, mı? Evet. Yani? Şimdi 12. evlerin özellikle yükseleniniz Kovaysa 12. evinizde bir e, yeni, yeni ay gerçekleşiyor. Böyle ve Mars da oradan geçiyor. Böyle zamanlarda hainlikler, doğru. düşmanlıklar, e, yalanlar, arkadan dönen oyunlar artar. Perde arkasında bir şeyler artar. Mesela bu aralar check-up yaptırmak, sağlık sorunlarınızı gözden geçirmek, kan tahlilleri yaptırmak için çok doğru bir süreç. Çünkü uyuyan hastalıkların da ortaya çıktığı bir zamandır. Mesela işte diş sağlığınız, kemik sağlığınız çoğu diş yaptırabilir, kemikleriyle alakalı tedavileri olabilir, sağlığı işte ile ilgili harekete geçebilir. Gece uykunuz düzensizleşmiş olabilir. Buna çok dikkat edin. Uykusuzluk biliyorsunuz bağışıklığı çok düşüyor. Benim bağışıklığım hemen düşüyor uyumadığımda. Ee, bağışıklığınıza çok dikkat edin. Düzenli uyuyun. Gündüz çok çalışıyorsanız bile geceye uykuya ayırın. Bazıları gece çalışıyor olabilir bu ara. En olumlu anlamda öyle oluyor zaten. Gece iş çalışıyor, eve iş getiriyor, çok çalışıyor falan. Ama dinlenmeye çok ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Buna da dikkat edin. Huzurunu ve sağlığını korumakta bu ara zorlanabilirsin. Lütfen kendin için özenli ol. Yani bu çok düz bir tavsiye. Kendin için özenli ol. Kendimi bununla yıpratamam. Telefonu kapatıyorum de. Konuşmak istemiyorum lütfen üstüme gelmeyin de. Gerçekten seni yoran insanlarla en son uğraşacağın zaman. Kafanı çok çalıştırıp beynini yorma. Özellikle onu söyleyeceğim. Beyninizi yormayın. Stresten uzak durun sevgili kovalar. Avantajlarınız ne? En iyi dostlarınızı, harika dostlarınızı yanınızda bulundurabilir. Yine de kutlamalarla, davetlerle mutlu günler, mutlu, keyifli haberler alabilirsiniz. Gerçekten çoluk, çocuk, torun, sevmek, mutlu olmak, kutlamalar yapmak için de güzel bir süreçtesiniz ve çok istediğiniz bir dileğinizi hayata geçirme şansınız da var. Şimdi terapi alıp çocukluğunuza dönmenin tam zamanı demişim. Çok doğru. Çocukluğunuza inin. Ya hafiz, ya mümin muhafaza eden, koruyan esmaları. Evet. Peki balıklarla ne yapılır? Umutlar yeşerir, hayaller gerçek olur. Balıklarla. Balıklar romantizm yaşanır. Canım kocam balıkla ne yapılır? Romantiktir balıklar. Evet. Ee, esprilidir bir kere. Sohbetleri evet. iyidir. Onlarla... Sıkılmak bile güzeldir. Yani yalnız oturmak bile güzeldir La, yani. Ra, 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 ra. Ruhunuzu en iyi anlayan, yargısız. Eşimde en sevdiğim şey ve balıklarda en sevdiğim özellik bu. Kimseyi yargılamayı sevmezler. Ve herkesi akışta olduğu gibi kabul ede edebiliyorlar. Ee, gerçekten o yargılama, değiştirme, ayrıştırma olmuyor onlarda. Ne çok güzel bir kalpleri bu hafta? var. Onlara çok güzel şeyler bekliyor. Ne bekliyor? Bir kere. Bekliyor? Yıllardır yıllardır dedi bakın altını çizerek. Yıllardır ya da aylardır hayata geçirmek istediğiniz bir proje varsa bunu hayata geçirebilirsiniz. Soyut olan acaba olur mu dediğiniz hayalleri somutlaştırabilir ve gerçekten onları gerçeğe dönüşmüş olarak karşınızda bulabilirsiniz. Çok önemli rütbesi, mevkisi, makamı yüksek olan kişilerle dostluklar kurabilirsiniz. Mesela çok ulaşmak istediğiniz biri var alanında uzman size destek olabilecek hayalinizi gerçekleştirmek için ulaşmanız gereken birileri varsa bu aralar o hayalinizi gerçekleştirmek için uğraşmanız gereken kişilere daha rahat ulaşabilirsiniz. Resmi makamlardan, önemli görevleri olan insanlarla dostluklar kurabilir, bağlar kurabilirsiniz. Bu anlamda da şansınız çok yüksek. Karlı, kaliteli, sağlam ve faydalı dostluklar kurma zamanından geçiyorsunuz. Bir çoğunuzun kutlaması olabilir. Önümüzdeki 15 günlük süreçte nişan, nikah, düğün törenleriniz olabilir ve bu anlamda başarılı bir sürece girmiş olabilirsiniz. Ve ee, çocuğu, ...çocuk sahibi olmak, evlenmek, nişanlanmak konusunda balıklar da çok şanslı. Kendinizi önemli davetlerin bir parçası, önemli kutlamaların bir parçası olarak görebilirsiniz. Bol bol sahnede, düğünde, dernekte davetli olacağınız... ...dostlarınızın mutlu günlerine tanık olabileceğiniz bir süreçten de geçiyorsunuz. Bu arada bazı menfi dostları da hayatınızdan eleyebilirsiniz. Soğuk davranan, menfaatçi, işi düşmediğinde aramayan tipleri de hayatınızdan eleyeceksiniz. Bir düzen geliyor dost alanınıza, dostluk alanınıza bir düzen geliyor... Kariyer hayatınızda başarılı bir süreçten geçiyorsunuz. Ufak tefek iniş çıkışlarla demoralize olmayın. Bu hafta ve önümüzdeki hafta hatta 15 günlük süreçte iş bulmak ve iş hayatınızda kendinizi daha iyi tanıtmak konusunda şansınız son derece yüksek gözüküyor. Hayal ve ideallerinize odaklanın. Net olun. Dileyin, isteyin ve sahip olun. Tam olarak bu. Dile, iste ve sahip ol. Kararlı olduğun her konuda zafer senindir. Ama ne şart koydum? Kararlı olduğun her konuda. Zafer Kararlı senindir. Yani. Dostluklarınız bir krizden geçiyorsa da hiç üzülmeyin. Dostluklarınız sağlam bir temele oturacak. Ya Hakim ya Selam. Evet. Bu isimleri de size tavsiye ederim sevgili balıklar. Ee, güzel balıklar için negatif bir durum yok. İnşallah daha güzel olsun. Mini ölmez e, üç kişiye bir hediye kutusu gönderiyor. Evet. Ve o üç kişi için çok özel olacak. Yapmanız gereken tek şey program bittikten bir saat sonra falan Nur Direl ile hayatta her şey var YouTube kanalını kontrol edin. Mini ölmezle videomuz yayınlandığı andan itibaren oraya bir yorum bırakın. Üç kişiye çok özel bir hediye kutusu gelecek. Yani kendime nasıl gelsin istiyorsam öyle hazırlıyorum. Gerçekten çok seveceksiniz. Ve içerisinde çok güzel sürprizler olacak. İnşallah yeni yılda her şey dilediğiniz ve istediğiniz gibi olur. Mini Ölmez'in hediyesi için unutmayın lütfen. Bu hediye size özel gelecek. Youtube'da videomuzun altına yorum bırakan ve Youtube kanalımızı takip eden sevgili seyircilerimize. Mini Ölmez'e çok teşekkür ediyorum.